Evrendeki yaşam aracımızda kullandığımız kriterler bilimin ilerlemesiyle zaman içinde sürekli değişiyor. Bilim insanları bu bağlamda hayat için vazgeçilmez bir bileşen olarak su arayışını araştırmaların merkezine koymuş durumda. Suyun hangi formda olduğu da bu noktada çok önemli. Çünkü gerçekleşmesi gereken kimyasal reaksiyonlar için suyun sıvı halde olması gerekiyor. Kolay bir mantıkla sıvı suyun peşinden gidersek başka gezegenlerde, hatta güneş sistemi içindeki uydularda bile yaşam formlarına rastlama ihtimalimiz var. Güneş sistemindeki uydulara yapacağımız ziyaretler insanlık tarihini değiştirecek. Bu ziyaretler güneş sistemiyle kısıtlı kalmayacak, başka yıldız sistemlerindeki gezegenlere ait uydulara gideceğiz. Diğer bir deyişle öte uydulara. Bu videoda her videoda olduğu gibi ilginç bir konuyla karşınızdayız. Bu gibi videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir öte gezegen ilk defa 1990'ların başında keşfedilmişti. O zamandan beri Güneş sistemi dışındaki gezegenlerden oluşan yıldız kataloğumuz çok genişledi. Artık 4000'den fazla onaylanmış öte gezegen biliyoruz. Bu öte gezegenlerin üzerindeki araştırmaların en önemli yönlerinden biri bizim Güneş sistemimiz ile bu dünyaların ne kadar benzer veya ne kadar farklı olduklarının değerlendirilmesidir. Dünyanın uydusu Ay'ın hayal gücümüz üzerindeki etkisi göz önüne alındığında bu öte gezegenlerin çevresinde uyduların olup olmadığını araştırıyor olmamız şaşırtıcı değil. Öte uydu keşiflerinin neden önemli olduğunu anlamak için Ay'ın dünyadaki yaşamın ortaya çıkışını nasıl etkilemiş olduğunu düşünmeniz yeterli. Bu nedenle öte uydular dünya dışı hayat arayışında mantıklı bir hedef olabilir. Özellikle gaz devi gezegenlerin çevresine dönen ve boyutu dünyaya benzer, hatta daha büyük olanlar. Bir öte gezegenin yörüngesinde uydu olup olmadığını belirlemek, o gezegenin yaşanabilirlik potansiyelini araştırma açısından önemli olabilir. Bu, öte uyduların bizden saklandıkları ancak son zamanlarda ortaya çıktı. Bunun nedeni, algılama yöntemlerimizin henüz Güneş sistemi dışındaki uyduları tespit etmek için yeterince hassas olmaması olabilir veya henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı diğer gezegen sistemlerinde uydular daha az yaygın olabilir. Bu olasılıklardan hangisinin doğru olduğunu belirlemek araştırmalarımızın önemli ve eksik yönü. Öte gezegenleri keşfetmek kolay olmasa da bunu yapmak için başvurulan, denenmiş ve başarılı olduğu kanıtlanmış birkaç yöntem bulunuyor. Bunların en güçlüsü geçiş yöntemi. Bu teknik, uzaktaki bir yıldızın ışığında önünden bir gezegen geçtiğinde ortaya çıkan ışık azalmasını tespit ederek çalışıyor. Bu yöntem hem öte gezegenleri keşfetmek hem de ne kadar düşük başarı oranı olsa da öte uyduları keşfetmek için kullanılıyor. Birçok öte gezegen geçiş yöntemi kullanarak bulunmuştur. Öte uydular sadece geçiş yöntemiyle bulunmuyor. Geçiş zamanlama yöntemi, radyal hız yöntemi, mikro mercekleme gibi farklı yöntemler de var. Ama bu videoda bunlara değinmeyeceğim. Çünkü bunların her biri farklı bir videoyu hak ediyor. Astronomlar geçiş yöntemi kullanarak bir öte uyduyu tespit etmek için geçiş içindeki bir geçişi gözlemlemeleri gerek. Öte gezegen yıldızın önünden geçerken uydu da öte gezegenin önünden geçiyor olmalı. Bu gerçekleşse ve onu yakalayacak kadar şanslı olsak bile gözlemin öte uyduyu tespit edecek ve ışık düşüşünü ana gezegenin neden olduğu ışık düşüşünden ayırt edecek kadar hassas ekipmanla yapıyor olması gerekli. Ayrıca büyük öte gezegenler bile ana yıldızın ışığında sadece küçük düşüşlere neden oluyor. Bu nedenle bir öte uydunun neden olduğu ışık azalması ev sahibi gezegenden bile az olacağından dolayı son derece küçük kalıyor. Geçiş yöntemi ana yıldızlarına çok yakın olan büyük gezegenleri keşfetmekte mükemmel işliyor. Zira bir gezegen ne kadar büyükse ve yıldızına ne kadar yakınsa kesiştiğinde o kadar fazla ışığı engelliyor. Çok yakın gezegenler genelde yıldızlarına kütle çekimi kilidiyle bağlılar ve bu nedenle de kendi çevrelerinde yavaş dönüyorlar. Bunun iki farklı etkisi var. Birincisi, gezegenin bir tarafı sürekli yıldıza bakıyor ve inanılmaz sıcak oluyor. Yani gezegenin bir tarafı sürekli gündüz, diğer tarafı da sürekli gece. Bunun bir diğer etkisi de gezegenin çevresinde doğal uydu tutma olasılığını etkiliyor. Uydular genelde gezegenlerin çevresine senkronize yörüngede dönüyorlar. Bir yörüngenin kararlı olabilmesi için Hil küresi olarak adlandırılan bir bölgede olması gerekiyor. Hil küresi bir gezegenin çevresindeki nesneleri kütle çekimiyle çekmesine imkan veren teorik bir alan. Bu alanın çapı öte uyduların kütle çekimiyle bağlanmalı, kararlı yörüngelerde dönebilmeleri için sınırlayıcı bir mesafe. Bunun konumuz ile alakası bir gezegenin dönüşe başladığında senkronize yörünge bu gezegenden uzağa, dışarı doğru büyüyor. Kütle çekimiyle bağlı ve zar zor dönebilen öte gezegenlerde bu yörünge Hil küresinin dışında kalıyor. Yani Hil küresinin içine yer alan potansiyel uyduların kararlı bir senkronize yörüngesi olamıyor ve sarmal bir şekilde dönerek gezegene doğru yaklaşıyor. Bu sırada Hil küresinin dışında kalan uydular yeterli kütle çekimi kuvveti olamadığından dolayı dışarı doğru uzaklaşma eğiliminde oluyor ve bu nedenle de hiçbir zaman senkronize yörüngeye sahip olamıyor. Bulmayı umduğumuz uyduları 4 farklı sınıfa ayıracağız. Buzul öte uydu, yaşanılabilir öte uydu, geçiş dönemi öte uydu ve sıcak öte uydular. Buzul öte uydu tamamen ve kalıcı olarak donmuş olan uydulardır. Onda birinden azının yaşanılabilir olduğu düşünülüyor. Bu dünyalar
büyük ihtimalle ana yıldızların çok uzağından ortaya çıktılar ya da bir nedenden dolayı yıldızlarından uzağa fırlatıldılar. Yaşanabilir ötüydüler ise bu kategoriye girmesi için yüzeyinin en az %10'undan sıvı halde su bulunması gerekiyor. Bu durumda ötüydü yıldızın yaşamı destekleyen bölgesinde olmalı. Bu tür uydular yaşamın izlerine rastlanması en muhtemel dünyalar olarak değerlendiriliyor. Geçiş dönemi ötüyduları da bir şekilde yaşamı destekliyor ancak bu desteğin zamanla yok olacağı düşünülüyor. Yaşamı destekleyen alana bir girip bir çıkan ötüydünün üzerinde çalışılmaya değer olup olmadığının kararlaştırılması gerekiyor. Son olarak da sıcak ötüydüler ise yüzey sıcaklığı 100 dereceden fazla olması gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.